Evet arkadaşlar şimdi moment örneklerimize bakacağız. Eşit bölmeli ağırlığı önemsiz çubuk şekildeki gibi dengededir. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir diye sorulmuş. Öncelikli olarak bir yön belirlemesi yapalım. Şu yöne ben pozitif yön bu yöne de negatif yön dediğimi kabul edersem. 2P yükünün buradaki sistemi negatif yönde döndürdüğünü. Çünkü eğer bir desteğe göre Buradaki çubuğu dengede tutabiliyorsak bu cisim nerede dönecektir? Desteğin bulunduğu nokta etrafında. E o zaman bizim buradaki denge noktamızın da yani moment almamız gereken noktanın da destek olduğunu söyleyebiliriz. E peki buradan ne dedik arkadaşlar? 2P kuvvetinin negatif yönde döndürdüğünü, F kuvvetinin buradaki sistemi pozitif yönde ve 4P kuvvetinin de sistemi pozitif yönde döndürdüğünü söyleyebilirim. Ve peki ne deniyordu? Denge durumlarında zıt yöndeki momentler birbirine eşit büyüklükte olmak zorundaydı. O zaman negatif yöndekilerin momenti ile pozitif yöndekilerin momentini birbirine eşitleyeceğim. Peki 2P'nin desteği olan uzaklığı 1, 2, 3 birimdir diyebiliyorum. O zaman diyoruz ki 2P çarpı 3 tane D eşittir diyelim. F kuvvetinin desteği olan uzaklığı 2 birim. F çarpı 2D'dir diyorum artı. 4P kuvvetinin desteği olan uzaklığı da D kadar. 4P çarpı D'dir diyorum. D'leri sadeleştirdiğimiz zaman 6 tane P eşittir. 2 tane F artı 4 tane P. Buradan 2 tane P eşittir. 2 F ise F değerimizin artık P kadar olduğunu söyleyebilirim. Bir de arkadaşlar bizden desteğin tepki kuvveti sorulabilir. Bu tip sorularda da Yukarı yönde bir tepki kuvveti oluşacaktır ve aşağı yöndeki kuvvetler toplamı yukarı yöndekilere eşittir. Biz buradaki F değerini P olarak bulmuştuk. Aşağı yönde toplamda 6P'miz var. Yukarı yönde de 6P'nin oluşabilmesi için desteğin tepki kuvveti için 5P kadardır diyebiliyorum. G ağırlıklı eşit bölmeli özdeş çubuk şeklindeki gibi dengededir. Buna göre G ağırlığı kaç P'dir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ağırlığımız eşit bölmeliymiş ve çubuğumuz özdeş bir çubukmuş. Peki ne yapıyorum şimdi? Buradan G ağırlığını tam orta noktadan aldım. Peki desteğe göre moment aldığımızı kabul edersek. Şimdi şuradaki ip gerinmesi de bizi yukarı doğru çekecek ve P kadardır diyebilirim. Çünkü ip gerinmesi her zaman cismi asıl olduğu noktaya doğru çekecektir. Ve ip değişmediği sürece ipteki gerinme kuvveti değişmez. Sen buradaki iple P'ye kadarlık bir yükü taşıyorsan ipteki gerinme kuvvetinin de büyüklüğü P kadar olmak zorunda. Peki yine burada yön belirttiğimizi kabul edelim. Ve burası için de diyorum ki şu noktaya göre moment aldığımızda buradan G yükünün bizi negatif yönde döndürdüğünü P ip gerilmesinin bizi pozitif yönde döndürdüğünü ve 2P ip gerilmesinin de yine şuradaki ip gerilmesinin yine bizi artı yönde döndürdüğünü söyleyebiliriz. Peki momentimizi alıyorum. G'nin dik uzaklığı desteği olan dik uzaklığı bir birim. G çarpı 1 eşittir. Sonra diğer değerimize bakıyorum. 1, 2, 3, 4 birimlik bir uzaklığımız var. P çarpı 4. 4 tane P. Artı. Şimdi şuraya bakıyorum. 1, 2. Burası içinde ne demem lazım? 2 çarpı 2 P'dir diyebilirim. G eşittir 4 P artı 4 tane P. Buradan G değerimizin artık 8 P kadar olduğunu söyleyebiliriz. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk G ve P3P yükleriyle dengededir. Buna göre G bölü T oranı kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar, eğer ki bir ip yardımıyla bir cismi asmışsak, bu cismin mutlaka ip etrafında döndüğünü söyleyebilirim. Yani denge noktamızın mutlaka ipin asılı olduğu nokta olması gerekiyor. O zaman ipin asılı olduğu noktaya göre moment alacak olursam, buradaki P ve 3P bizi saat yönünde döndürürken G ağırlığı bizi saat yönüne ters yönde döndürecek. Sistemin eğer dengedeyse ne diyorduk arkadaşlar? Zıt yöndeki momentlerin büyüklükleri birbirine eşitti. O zaman ne demem lazım? P'nin dik uzaklığı için bir birimdir diyorum. P çarpı 1 artı 3P çarpı dik uzaklığı 3 birim eşittir diyorum g çarpı 1 bir birim. E buradan artık g dediğimiz değerin 10p'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Peki burası 10p ise. E biz ne demiştik? Yukarı yöndeki kuvvetler toplamı aşağı yöndekilere eşitti. E o zaman buradaki ip gerilmesi bizi yukarı doğru çekiyor. Aşağı yönde de toplamda 10p, 1 pye daha 11p, 3p daha 14p varsa yukarı yöndeki ip gerilmesinin de 14p'ye eşit olması gerektiğini söyleyebilirim. G bölü T'yi oranlamamız gerekirse 10P bölü 14P buradaki oran değerimizin artık 5 bölü 7'ye eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Şekildeki eşit bölmeli ağırlıksız çubuklar dengededir. Buna göre Px bölü Py oranı kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar biz denge noktamızı ipe göre alıyorduk. E o zaman buradan 1 çarpı 4G eşittir 2 çarpı X ise 4G çarpı 1 eşittir 2 tane Px ise e buradan px değerimizin artık 2g kadar olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi burası 2g ise ipteki gerinme kuvveti aşağı yöndeki kuvvetler yukarı yöndekilere eşitti. Toplamda 6g kadardır diyebiliyorum. Peki yukarıdaki ipe göre moment alacak olursam bu sefer de diyorum ki 6 tane g çarpı 1 eşittir 2 tane py'dir ye diyoruz. Ve y'nin büyüklüğü içinde artık 3 tane g kadardır diyebilirim. E bizden bu oran değeri istenilmişti. Oranımızı da yazarken artık Px bölü Py eşittir 2 bölü 3'tür diyebiliriz. Müzik